Merhaba dostlar, ben Doktor Burkay Adalı. Meleklerinpayi.com web sitemde viski kültürü üzerine yazılar yazıyorum. Tadım notlarımı yayınlıyorum. Geçtiğimiz Aralık ayında Meleklerin Payı Bir Viski Macerası adında bir kitap yayınladım Epsilon Yayın Evi'nden. Bu 30 yıl sonra yazılan ilk Türkçe viski kültürü kitabıydı. Oldukça da güzel geri bildirimler geldi. Son zamanlarda podcastlerimi kitabımdan bazı bölümler şeklinde sizlerle paylaşmak istedim. Kitabı alanlar var, henüz alamayanlar var. Kitabı alsa bile benim ağzımdan dinlemek istediğini söyleyen okurlar da oldu. O yüzden kitabımdan seçtiğim bölümleri sizlerle paylaşıyorum. Bir önceki podcastimde Türkiye'nin ilk viskisi, ilk ve son viskisi olan Ankara viskisi bölümünü okumuştum. Bugün de Japon viskileri bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Japonya. Japon viskileri son 10 yıldır adından en çok söz ettiren viskiler arasında. Bu kitabı yıllar önce kaleme alsaydım, Japon viskileri konusunu Yeni Dünya Viskileri bölümünde bir alt başlık olarak inceleyebilirdim. Ancak öyle bir noktaya geldik ki, Japonya aynı İskoçya, İrlanda ve ABD gibi viski üretiminde akla gelen ilk ülkelerden biri haline geldi. Viski yazmaya ilk başladığım günlerde bir Japon viskisi tadıp sosyal medyada paylaştığımda Japonlar da mı viski üretiyor şeklinde hayret dolu yorumlar alırdım. Bugün viski yazarıyım dediğim anda aldığım ilk sorulardan biri Japon viskileri konusunda ne düşünüyorsunuz oluyor ve herkes Yamazaki, Hibiki, Yoichi, Nikka from the Barrel tatmanın peşinde. Viski yazarı dostum Dave Broom 2018 yılında Meleklerin Payı yılın en iyi viski yayını ödülümü de verdiğim harika kitabı The Way of Whiskey'de Japon viskilerin ruhunu çok iyi anlatıyor. Dave, Japonya'daki viski ustalarını Kaizen felsefesiyle çalışan Shokun ünler diye tanımlıyor. Japonya'da hangi işi yapıyorsanız yapsın bir işte ustalaşan zanaatkarlara Shokunin adı veriliyor. Kaizen kelimesi de iş dünyasının özellikle de verimlilikle ilgilenenlerin aşina olduğu bir kelime ve sürekli iyileşme, sürekli geliştirme anlamına geliyor. Japonlar yaptıkları işe, ürettikleri viskiye çok büyük önem veriyorlar ve daha iyisini, en iyisini üretmek için sürekli bir çaba içindeler. Kaizen sonuçtan çok sürece odaklanan bir felsefe. Damıtımdan olgunlaştırmaya, her aşamada mükemmelliği yakalama çabası ve ülkenin sanatla, estetikle yoğrulmuş binlerce yıla yayılan kültürünün bir araya geldiği düşünülünce Japon viskilerinin nasıl bu kadar mükemmel olduğunu anlamak zor olmuyor. İnternette Japon viskileriyle ilgili Google araması yaptıysanız nonjatta.blogspot.com adresiyle karşılaşmamış olma ihtimaliniz yok. Bu dev bilgi kaynağı viski yazarı Stefan Van Eyken'in eseri. Stefan'ın her makalesinde ve Japon viskileri söz konusu olunca dünyanın en kapsamlı kaynağı olan kitabı Whisky Rising'in her sayfasında Kaizen felsefesini hissediyoruz. Japon viskileri her yudumunda gelişme isteğiyle çaba gösterdikçe başarıya ulaşmamak mümkün değil, diyor adeta. Yeni ama zengin bir viski geleneği. Japonya 1920'lerde tek malt viski üretimine başlayan bir ülke. Yüzyıllardır pirinç bazlı sake ve onun distile versiyonu olan soçu'yu üreten Japonya'da 1800'lerin sonundan itibaren Batı hayranlığının da etkisiyle viskiye artan bir ilgi görüyoruz. 1900'lerin başına geldiğimizde henüz viski üretilmiyor. Ama İskoçya'dan viski getirten ve şişeleyen Akashi Damıtım Evi 1919'da viski lisansı alan ilk damıtım evi oluyor. Viski kültürünün ilgi görmeye başladığı günlerde Japonya'da tek malt üretmeye karar veren ve Masataka Taketsuru'ya eğitime gönderen Shinjiro Torii'yi de anmadan geçmek hata olur. Japon viskilerinin babası sayılan efsanevi viski ustası Masataka Taketsuru'nun 1919'da Glasgow'da üniversite okuduktan sonra İskoçya'da Longmorn ve Hazelburn damıtım evlerindeki eğitimini takiben ülkesine dönmesi ve benzer tekniklerle viski üretimine başlaması viski tarihinin en önemli kilometre taşlarından bir tanesi. Taketsuru, İskoçya macerasından sonra ülkesine dönüp mentoru olan ve onu Japonya'ya gönderen Shinjiro Torii'nin yatırımıyla Yamazaki damıtım evini açıyor ve Suntory firması kuruluyor. Taketsuru daha sonra buradan ayrılıyor ve Dai Nippon Kaju, Türkçesi Büyük Japon Meyve Suyu firması, sonradan kısaltılarak Nikka adını alacak, firmasını kuruyor. Yani bugün Japon viski devleri olarak nitelendirdiğimiz Suntory ve Nikka'nın her ikisinde de Taketsuru'nun büyük emeği var.
Masataka Taketsuru'nun İskoçya'da geçirdiği yıllarda viski üretimini öğrenmekle kalmadığını, hayatının aşkını da bulduğunu biliyoruz. İskoçya'da Jesse Roberta, Rita ile tanışıp evlenmeye karar vermesi, başlarda ailesine Japonya'da kız mı kalmadı dedirtiyor. Ancak Rita zamanla Japon geleneklerine uyum sağlayarak ailenin bir parçası olmayı başarıyor ve damıtım evlerini kurduğu dönemlerde eşi Masataka'nın bir numaralı destekçisi oluyor. Bu ilginç aşk hikayesini anlatan ve her sabah yayınlanan TV dizisi Massan, 2014 ve 2015 yıllarında Japonya'da çok büyük bir ilgi görüyor ve Japon viskilerine duyulan ilgiyi de arttırıyor. 2000'li yıllara kadar Japon viskileri sadece yerel olarak tüketilirken, 2001 yılında Malt Maniacs grubunun bir Yamazaki şişesini viskilerin viskisi seçmesi ve 2003 yılında Sofia Coppola'nın Lost in Translation filminde bir Japon harman viskisi olan Hibiki'nin başrolde yer alması üzerine Japon viskileri dünyada da tanınır hale geliyor. İlerleyen yıllarda dünyanın en çok tek malt tüketilen ülkesi Fransa'nın başkenti Paris'teki benim de en sevdiğim viski mağazalarının biri olan La Maison du Whisky, Japon viskileri için Avrupa dağıtımcısı oluyor ve Japon viski devrimi başlıyor. Japon viskileri ile ilgili sık sorulan sorular. Japon viskilerin fiyatları neden yüksek? Japon viskilerine duyulan büyük ilgi bir talep patlaması yaratmış durumda. Ancak Japon üreticiler bu büyük ilgiyi beklemedikleri ve hazırlıksız yakalandıkları için talebi karşılamakta zorluk çekiyorlar. İki büyük üretici Nikka ve Suntory talebi karşılayamadıklarını ve yaş yazan viskilerini yaş yazmayan ekspresyonlarla değiştireceklerini ya da yaş yazanları küçük partiler halinde sunacaklarını duyurdular. Durum böyleyken fiyatların artması da kaçınılmaz oldu. Japon viskileri sadece Japonya'da mı üretiliyor? Diğer ülkelerin aksine Japonya'da henüz bir viski yasası bulunmuyor. Japon viskisi Japonya sınırları içinde üretilir diye bir yasa bulunmadığı için bazı üreticiler İskoçya ve Kanada gibi diğer viski üreten ülkelerden aldıkları viskileri de harmanlarına ekleyebiliyorlar. 2019 Viski Show'da Suntory ve Nikka'nın baş damıtımcıları Shinji Fukuyo ve Sakuma Tadashi üstadlara konuyu sorduğumda yakında çıkacak bir yasa için hazırlık yaptıklarını belirttiler. Etiketinde Japonca gördüğümüz her viski Japon viskisi mi? Son zamanlarda sürekli yeni Japon viski markalarıyla karşılaşmaya başladık. Japon viskilerini bu kadar sevmeme ve sürekli tatmama rağmen benim bile görünce bu marka da nereden çıktı dediğim, rafta görünce şaşırdığım viskilerle ilgili bazı konuların açıklığa kavuşturulması önemli. Bu çeşitlilik Japonya'da viski yasalarının net olmamasından kaynaklanıyor. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Japon viskisi diye bir tanım yok. Ancak 100 yılı aşkın süredir Japonya'daki damıtım evlerinde tek malt, tahıl viskileri ve harmanlar üretildiğini de bilmemiz gerek. Farklı tahıllar, imbikler, fıçılar kullanıyor olsalar da üretim yerleri Japonya'da ve ben de Japon viskisi yazdığım zaman bu viskileri kastediyorum. Yamazaki, Hakushu, Yoichi, Miyagikyo, Karuizawa gibi damıtım evlerinde üretilen tek maltlar ve bunların karıştırılmasıyla elde edilen harman viskiler, Hibiki ve Nikka gibi bu viskilere örnek olarak verilebilir. Bazı Japon viskilerin etiketlerinde yazan Pure Malt ibaresi ne anlama geliyor? Nikka Taketsuru Pure Malt gibi etiketler tüketicilerin aklında diğerlerinden daha saf bir tek malt viski gibi yanlış bir izlenim yaratabiliyor. 2009'daki yasayla İskoçya'da kullanılması yasaklanan bu ibare Japon viskilerinde hala kullanılıyor ve malt harmanı, blended malt anlamına geliyor. Yani şişenin içeriği arpa maltından yapılan ancak tek bir damıtım evinden değil birden fazla damıtım evinden gelen viskilerin harmanından oluşuyor. Bu podcast'imde sizlere Japonya bölümünden bazı bölümleri okudum. Daha devam ediyor. Suntory ve Nikka firmalarını ve viskilerini de tanıttığım bölümler de var. Bölümün sonunda da seçilmiş Japon viskilerinden tadım notlarımı da sizlerle paylaşıyorum. Değişik fotoğraflar da var tabii. Bu bahsettiğim ünlü damıtım evlerinden çekilmiş karelerde kitabımda yer alıyor. Kitabımda bunun yanı sıra Dünya Viskileri bölümünde Hindistan gibi, Tayvan gibi, İsveç, Almanya gibi pek çok dünyanın, Avustralya gibi dünyanın pek çok yerinden viski örneklerine de yer veriyorum. Kitabımda mutlaka bunları da okuyun. Kitabı henüz almadıysanız kitap365.com şu anda indirimli olarak kitap ve defterden oluşan seti satıyor. Onun dışında bütün online kitap dükkanlarında veya işte DNR'larda veya diğer bütün kitapçılarda da kitabımı bulmanız mümkün.
Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Yayınımızda Japonların sağlığınızı anlamına gelen deyimiyle kapatalım. Kanpai.